Ben yıllarca kamera karşısında durdum. Kameralarla barışığım. Kamera benimle, o da benimle, ben onunla barışıyoruz. Melihacığım, Samsun Çiftlik Caddesi de küçük bir dükkanım var senin. Evet. 80 metrekare değil mi? Çok kadar. O kadar mı? 80 evet. Var mı? 80'e yakın. 30 mu? 30 mu 20 mi? yok 80'e. Şey soracağım. Benim prof değere ve tweet, top 10 tweet videolarımı izliyorsun. İzliyorum. Nasıl buluyorsun videolarımı? Beğeniyor musun? Beğeniyorum. Yani. Bir tane daha bir şey soracağım sana. Tabii. Tamam, aldık cevabımız. 21 Aralık geçti. Ne düşünüyorsun? Saçma. Saçma. Pazara kadar ertelenmiş diyorlar. O da saçma. Ben 2022'ye ertelendiğini söylemiştim. Ona da saçma diye bitsin gitsin bu iş. Hepsi saçma. Şey soracağım, avantgard senin için ne ifade ediyor? Ya da geçelim, bir şey yapalım. Dükkan yoğun var, biliyorsun değil mi? Farkındayım, güzel. Yoğunluğu güzel her zaman. Halil de soruyorlar ona, sen niye biliyorlar? Arkadaşlarımızla kesinlikle bekliyoruz. Halil'e soruyorlar. Halil diyor, sen niye videolarda yoksun diyorlar. Abi ben istemiyorum diyor. Şimdi de kameranın önünden geçiyor sürekli ki. Yani. Beni de görsünler. Şey diyeceğim, bir gün görünmez olsan ne yapmak istersin? Çok özel bir soru mu acaba? İyi günler. Bir gün görünmez olsan ne yapmak isterdin? İnsanların yapmak istediğim çok şey var. Ama şimdi bunları kameralar önünde. Şey soracağım ben. Ben de dün gece bunu düşündüm. Dün gece uyuyamadım, uykum kaçtı. Bütün gece şunu düşündüm. Bir gün görünmez olsam ne yapardım? Ne yapardım? Ben sorayım sana. Ha, ben de onu sor diye zaten yol yaptım sana. Şey soracağım. Vallahi gerçekten bulamadım bir şey ya. Mutlu olmak, gerçekten çok mutlu olmak çok kolay bir şey değil. Bir gün bir zaman, yani az bir zaman. Adamın birine bir gün demişler ki yıllar önce, buradan yürü demiş, gün batımına kadar gidip geri geldiğin yer senin olacak demiş. Adam açgözlük yapmış, gitmiş, gün batmış, hiçbir yere adam olmamış. Ben ona katılmıyorum ya, yani sen, insanlar bence anlık mutluluklar değiştirebilirler. Ya, bir gün anı, yetmez diye bir şey yok, anı değerlendirmek diye bir şey son var. Son yıllarda anı değerlemek diye bir geyik var. Geyik değil bence, insanlar anı gerçekten isterlerse değerlendirebilir. Ben şu anımı güzel bir şekilde değerlendirebilirim. Bir tane mont olarak değerlendirebilirsin mesela. Avantgard'dan ürün olarak ürünü değerlendirebilirsin. Bugün Avantgard'da, bugün, yarın karlı günlerde Avantgard organizasyonu sizlere bir eldiven, turuncu bir eldiven, bir de şapka hediye ediyor. Herkese güzel bir hafta sonu dileğiyle. Melihacığım iyi ki de geldin. Bizi çok mutlu ettin. Mesut'la bahtiyar olduk şu anda. Mutluluktan uçuyoruz. Ne kadar? mutluluktan şu an bir uçmak üzereyiz. Umarım her şey gönlünce olur. Hepimiz Samsun'a mesajın var mı? Samsun'daki arkadaşlarına mesajın var mı? Onlar hepsi beni çok severler. Ben de onları seviyorum olabilir misin? Ben de onları çok seviyorum.